Alabildiğine cahilleştiler. Alabildiğine aptallaştılar. İnsanlar evlerde artık hiç siyaset konuşmaz hale geldi. İnsanlar evlerde ekonomi konuşmaz hale geldi. İnsanlar evlerde kendi sorunlarını, akrabalarının sorunlarını konuşmaz hale geldi. İnsanlar futbol dışında hiçbir şey konuşmamaya başladı. Sabah futbol, akşam futbol, televizyonlarda futbol, yorumcular futbol. 90 dakika oynanan futbol, değerli dostlar, 90 gün insanların dilini çenesini yormaya başladı. Futbol yukarı, futbol aşağı, futbol şöyle oldu, futbol böyle oldu. En kritik kararların alındığı, en kritik meclis kararlarının alındığı, en kritik yasaların geçirildiği günlere hemen yerleştirdiler bir tane futbol maçını. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Haydi bakalım. Oradan mecliste insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idamı anlamına gelen ikiz yasaların temeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ünitel devletin yok olması anlamına gelen eyalet sistemine geçiş, yani yerel özellik şartı, Avrupa Birliği yerel özellik şartı konuşuldu, geçti. Herkes futbolu izlerken, o işte ne diyorlar, büyük kupa ya maçlarını izlerken o yasalar geçirildi. Hiç kimse farkına bile varamadı. Hiç kimse farkına bile varamadı. Bir uyuşturucu gibi beyin uyuşturuldu değerli dostlar. Kimse farkına bile varamadı. Bir kısmı futbol izlemeyi sevmeyenler camide o gün işte şey verildi, ne bileyim hutbe verildi, şöyle okundu, böyle okundu. Öbürleri, biraz aydın olanları da götürdüler. Futbol maçlarına doladılar. Gençleri götürdüler. Popçular çıkarttılar. Meşhur popçular. Oo, şarkı yarışı, Eurovision Türkü yarışması, Eurovision şarkı yarışması. İnsanlar oraya kilitlediler. Geriye kalan gençliği de oraya kilitlediler. Sevgili dostlar, tamamen apolitize olduğumuz, tamamen nötrize edildiğimiz bir süreç yaşadık. Muazzam bir katliamdı, muazzam bir bilgi katliamı. Kimse, bakın evinize bir profesör gelmiş diyelim. O profesörden ne bileyim bir kimya öğrenebilirsiniz, bir fizik öğrenebilirsiniz, coğrafya öğrenebilirsiniz ama asla onu yapmadılar. Dikkat edin, 1990'lı yıllara bakın, Özal'ın geldiği yıllara, 80'li yıllara. 1980'li yıllardan ta ki Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği döneme kadar evlerdeki tek sohbet sevgili dostlar futbol maçıydı. Hiçbir evle entegre olamadım. Hiç kimsenin evine gittiğimde doğru dürüst sohbet edemedim, muhabbet edemedim. Tek konu futboldu. Ömrüm boyunca 53 yaşındayım, hiçbir futbol maçını izlememişim. Hiçbir futbol maçı için hiçbir taraftara küfür etmemişim. Hiçbir hakeme küfür etmemişim. Hiçbir Beşiktaşlıyı sen Beşiktaşlısın diye, hiçbir Fenerliyi sen Fenerlisin diye elimi kaldırıp tek bir fiske yapmamışım. Tek kelime söylememiş. Tek kelime. Çünkü ben bunun ne olduğunu, bunun nasıl bir oyun olduğunu biliyordum. Ne yazık ki en üzücü şey ne biliyor musun? Benim öz be öz abi, yani o 68 kuşağı, o Amerikan emperyalizminin dünyaya ne götürmeye çalıştığını her şeyi en iyi bilen, en bilinçli insanlardan bir tanesi olan abim bile ne yazık ki bu oyuna gelmişti. Bugün şimdi kendilerini büyük insanlar olarak lanse eden, şöyle olduk, böyle olduk, bilmem ne olduk diyenler o gün Amerika Birleşik Devletleri'ni yetiştirdiği topçularla, popçularla oyalanıyordu. Biz siyaset yapmaya devam ederken, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel oyunları deşifre etmeye çalışırken, o yaşlarda, lisede, henüz lisede fişlenirken, henüz lisede karakollara çekilirken, henüz lise yıllarında bile devletin gözünü, devletin dikkatini çekmişken bunlar hangi takım kime gol attı? Bize gol atarlarken, Amerika Birleşik Devletleri bize gol atarken, bizim toplumumuzu istediği gibi dizayn ederken, Kuzey Irak'ta Kürt devletini kurmaya çalışırken, Türkiye'nin toprakları nasıl bölüşülecek, Büyük Kürdistan'ı nasıl kuracağız, büyük bir Yahudi devletini nasıl kuracağız planları yaparken, Turgut Özal'la beraber Amerika'ya gidip gelip Avrupa Birliği uyum yasaları, yere özellik şartı adı altında ikiz yasaları geçirmeye çalışırken değerli dostlar, en kritik yasaları, en kritik ihanet yasalarını geçirmeye çalışırken biz futbol seyrediyorduk. Bizi yönetenler futbol oynuyorlardı sevgili dostlar. Bakın futbol oynuyorlardı. Savcılar siyaset yapıyordu, solcular siyaset yapıyordu, siyasal İslamcılar topçuluk yapıyordu, futbolculuk yapıyordu. Velhasıl kelam bu şekilde geldi. Özal'ın dönemi Türkiye'de bunlar yok edilerek getirildi. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Özal cehennemin dibine gittikten sonra, zehirlendirilip suikastla öldürüldükten sonra geç kalındı. Bugünkü noktaya, bugünkü sürece nasıl geldi? Siz eğer düşünüyorsanız ki bugün ülkenin neyimiz var, bize neler oluyor? Niçin kimse karşı koyamadı? Niçin bu iktidarın gelmesini kimse karşı koyamadı? Niçin kimsenin elinden bir şey gelmedi? Onu Özal'a borçlusunuz. Bugünkü bütün düşünce yapısını, bugünkü liberalleri, para her şeydir, paramı versinler anamı da satarım düşünce yapısı Özal'dan Türk milletine kalan hastalıktır. Rüşvet Özal'dan Türk milletine kalan hastalıktır. Benim memurum işini bilir diyerek rüşveti meşrulaştıran, anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz diyerek anayasaya uyulmaması gerektiğini söyleyen o penguendir. O penguenin sürecidir işte o. Penguen öyle dedi, Recep Tayyip Erdoğan da ben anayasayı
Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum, uymada uymuyorum, saygıda duymuyorum dedi. Aynısı. Ha anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz demişsin, ha bir kere vermekle bir şey olmaz demişsin, ha da bunu söylemişsin. Aynı şey. Bugün hiçbir siyasetçinin size söylemediği bir şey söyleyeyim. Adnan Menderes'in imza attığı NATO üyeliği neyse, NATO'nun yaptırımları neyse, eğitim müfredatından tut da ordunun yapılanmasına, istihbarat ağına kadar, bakın istihbarat ağına kadar, hangi camide hangi hutbenin okunacağına kadar, o neyse Özal lanetinin, Özal hastalığının, Özal pengueninin getirdiği Avrupa Birliği uyum yasaları, yerel özellik şartı ve ikiz yasalarda bunun aynısıdır. Ve tamamını yapamamışlardır. Birçok altyapısını hazırlayamadılar. Geçici hükümetler, Yalın Eres hükümetine imza attırdılar birçoğunu ama meclisten geçiremediler. Meclisten geçirememelerinin nedeni de sevgili dostlar yeterli çoğunluğa ulaşamadılar. Halk hala bilinçliydi. Ne oldu biliyor musunuz onun akabinde? Koalisyon hükümetleri, televizyonlarla, bunların elindeki, küresel güçlerin elindeki yazılı ve görsel medyayla bütün insanları moleküllerine böldüler. Ve bugün Türkiye'de istikrarın olmamasının en büyük sebebi benim Amerikan mucizesi olarak dediğim ve Özal'la başlatılan Kürtlerin bu toplumdan ayrıştırılması ve oy olarak önce nüfus patlaması sağlayarak Türkiye'deki oyu yani iktidarı belirleyici oya ulaşması sağlanması hedeflendi, sağlandı ve o günden sonra sevgili dostlar 12 Eylül'den sonra Türkiye'de hiçbir zaman iktidar gelemedi. Çünkü iktidarı belirleyen Doğu ve Güneydoğu oyları Amerika Birleşik Devletleri'nin tam istediği şekilde hareket etti. Her zaman onların istediği şekilde. Bir şekilde bunu yaptılar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Yani bunu da bilemeyeceğim artık televizyondan mı bilmem bilmiyorum. Ama bunu başardılar. Nasıl oldu biliyor musunuz? Tek başına hükümet hiçbir zaman gelemedi. İstemedi. Çünkü Amerika istemedi. Dedi ki bizim yapacağımız şeye tek başına iktidar olamayacak. Sürekli koalisyon hükümetleri gelecek ki içindeki birini yık diyeceğiz yıkacak. Yap diyeceğiz yapacak. O maşaların bir tanesi de en son kullanılan bugün sarayın yanında olan maşaların bir tanesi olan Devlet Bahçeli ve onun güdümündeki sözde Amerikan tipi milliyetçilerdi sevgili dostlarım. Gerçek milliyetçiler, gerçek Türk milliyetçileri Atatürkçü olur. Gerçek Türk milliyetçisi cumhuriyetçi olur. Gerçek Türk milliyetçisi Türk milletinin bir başkasına kölelik edeceği sistemi savunmaz. Gerçek Türk milliyetçisi Türk milletinin onurunu, gururunu, şerefini savunur. Değil mi? Ama bugünkü şartlar öyle değil. Bugün gelen, eksik kalan, Adnan Menderes'ten eksik kalan, Turgut Özal'dan eksik kalanları tamam edebilmenin yolu bu şekilde bir iktidar getirmek. Bunların hepsinin tamamlayıcısı bir iktidar getirmekle mümkün olabilirdi. Siyasal İslam Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün ülkeleri yönetmek için, bak bütün ülkeleri, yani İslam ülkelerinin hepsini yönetmek için kullandığı bir argüman, büyük bir manivelaydı. Bu manivelayı Türkiye'de şu şekilde kullanabilirdi. Milli Selamet Partisi üzerinden kullanacaktı. Çünkü Milli Selamet Partisi tarikatlar, cemaatler. Tarikatlar ve cemaatları finanse eden İsrail'dir. İsrail yönetir. Siz zannediyorsunuz ki en çok kahrolsun İsrail diye bağıran, en çok kahrolsun İsrail diye bağıran en büyük İsrailcidir. Dikkat edin. Her kahrolsun İsrail diye bağıran arkasından hemen kahrolsun Mustafa Kemal Atatürk diye bağırmaya başlar. Anladınız mı? Kim Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorsa anlayın ki İngilizcidir, Amerikancıdır, Yahudidir. Velhasıl kelam. Oradan kalan bütün eksikleri sevgili dostlarım geldiler bu hükümette bunları tamam ettiler. Bu hükümet de aynısını yaptı. Bakın. Bütün eğitim sistemini, tüm eğitim müfredatını arkadaşlar Türkiye'deki eğitim sistemi kaç kez değiştirildi biliyor musunuz? Canına okudular. Canına okudular ya. Ya Türkiye'de bütün çocuklar aynı kıyafeti giymek zorunda değil diye çocuklarımıza kara kara önlükler giydirmeyelim diye önlük sistemini kaldırdı namussuz herifler. Tuttular bütün sokaklarımızı kapkara çarşaflı ne olduğu belirsiz kara çarşaflı penguenlerle doldurdular. Kara çarşaflarla doldurdular. Ulan bir çocuğun önlük, kara önlük giymesini kaldırdın. Bütün sokakları kara çarşafla doldurdu. Hani insanlar tek tip giymeyecekti be müptezel. Kimse bunu sormuyor. Bak muhalefet onun için diyorum ki muhalefet satılmış. Hani tek tip giymeyeceklerdi. Hani çocuklar asker gibi giydirilmeyecekti. Tek sıraya dizilmeyecekti. Ulan müptezeller. Ulan pezevenkler. Çocukların okul önlerinde dikilip İstiklal Marşı okuması zorunuza gitti de şimdi tarikat cemaatlerin önlerinde işte tekkelerde, zaviyelerde medreselere giden çocukların kıyafetleri tek tip kıyafetler değil mi? Namussuz herifler siz. Ha? Medreselerin önünde çocukları dizmiyorlar mı? Dua okutturmuyor musunuz? Medreseler yürütmüyorlar mı çocukları rap 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 askerler gibi? Namussuz şerefsiz herifler siz. Ha? Yürütmüyorlar mı? Tek tip değil mi bunların kıyafetleri? Bütün tarikatların, cemaatların kıyafetleri değişik. Üstelik de sizin işte sadece ve sadece teklifini bile bakın teklifini bile Kemal
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, teklifini dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu başörtüsü yasağının, siz yasalaşsın dediği başörtüsünün sadece başörtüsü yasağı olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu şu topu attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı top şudur. Kılık kıyafet kanununun tamamen değiştirilmesidir. Bugün tekke ve zaviyelerin, efendim Kur'an kurslarının, öbür taraftan işte özel okulların veyahut da medreselerin veyahut da tarikat cemaatların kıyafetleri Türkiye'deki kılık kıyafet kanunu aykırıdır. Cezai müeyyidesi var. Özel kılık kıyafet giyemezsin. Aynı tek tip elbise giyemezsin. Türkiye'de ondan sonra çıkarılmış yasa var. Bak, Cumhuriyet'le beraber gelen yasa dışında ondan sonra çıkarılan yasa var. Geçtiğimiz gün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sordum. Dedim ki tek tip kıyafet giymek suç değil mi? Suç değil mi? Anayasamızda kılık kıyafet kanunu bunu düzenlemiyor mu? Düzenliyor dedi. Alanın suçlu. Bakın bu şöyle başörtüsünü şöyle bağlamak, topuz gibi yapmak. Bak bu suçtur. Suç. Bu üniformaya girer. Resmi üniforma, tek tip kıyafetler anayasamızda, kanunlarımızda bellidir. Tek tip kıyafetleri giyme yetkisi sadece devlet kurumlarında polislere ve askerlere verilmiştir. Özel güvenliklere verilmiştir. Siz hiçbir resmi şeyiniz yok, hiçbir kaydınız yok, hiçbiriyle kaydınız, kuydunuz yok. Tek tip elbiseleriyle geziyorsunuz. Aynı şalvarı giyiyorsunuz. Aynı takkeyi, cübbeyi giyiyorsunuz. Asker gibi hiyerarşi var aralarında. Bu suçtur. Bu terör örgütü oluşturma suç, o örgütü oluşturma suçudur. Bu aynı zamanda yeni çıkarılan terörle mücadele kanununa, terörle mücadele yasasına terstir. Sevgili dostlarım, canım ülkemin güzel insanları, Kürtler şu şekilde kandırılmıştır. Terörle mücadele yasasını değiştiriyoruz diye Kürtlerden destek alındı. Terörle mücadele yasası değişti mi? Hani hepiniz işte aynı şeyi görüyorsunuz. Aynı terörle mücadele yasasıyla, o değiştirdikleri yasayla kendilerinin örgütlenmesi, kendilerinin ev toplantılarının yasal bir şekilde getirilmesi, kendi kılık kıyafetlerini istedikleri gibi giymeleri, kendileri istediği gibi terör estirebilmeleri için Kürtlerin desteğini alarak bu terörle mücadele kanunu değiştirdiler. Şimdi Kürtlerin desteğini alarak kılık kıyafet kanununu komple değiştirmek istiyorlar. Amaç kılık kıyafet kanununu komple değiştirmek ve bu ülkede değerli dostlar kendi istedikleri paralel devletin tamamen altyapısını oluşturmak. Bu giydikleri üniformalar, giydikleri tek tip elbiseler, tekkeler, zaviyeler, medreselerde yetiştirilen çocuklar, medreselerde giydirilen kıyafetleri meşrulaştırmak, anayasayı ihlal etmeleri, Türk Ceza Kanunu'nu ihlal etmelerinin önündeki engeli kaldırmak. Yani olay budur.